İnşallah ona yaraşır bir şekilde şehrimizin özellikle bu dönem mottosu kentsel dönüşüm olacak. Çok yapacağız bak, çok. Çok işimiz var. Bursa'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde yayacağız bunu. İnşallah beraberce çok güzel işlerimizi atacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Milletin ne kadar büyük bir beklentisi olduğunda unutmamamız lazım. Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimizle, il başkanımızla beraber böyle bir fotoğraf... Bugün biz sahneye çıkmadan önce Cumhurbaşkanımız yarım saat 40 dakikalık bir toplantı yaptı. İl başkanlarına ve belediye başkan adaylarına. Orada özellikle şunu söyledi. Biz Cumhur İttifakı içerisinde bir amacımız var dedi. Bizim bir gayemiz var. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Birlik beraberlik içerisindeyiz. Devlet Bey'le bunları sabah akşam tartışıyoruz, konuşuyoruz. Arkadaşlar biz skor amaçlı bir araya gelmedik. Biz bu zor coğrafyada bu ülkenin bekası için bir araya geldik. Dolayısıyla birbirimizin hukukunu gözetmek, el birliğiyle hareket etmek zorundayız dedik. Ben burada bulunan çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımıza, yöneticilerine, ülkücü kardeşlerime, bozkurtlara da hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Değerli kardeşlerim, ben Allah hepinizden razı olsun. Ben öncelikle sözü Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımıza ve AK Parti il başkanımıza vereceğim. Onlar da kısa kısa düşüncelerini ifade etsinler. Daha sonra inşallah derdimizi, heyecanımızı seçime 83 kala bu süreçte yapmamız gerekenlerle alakalı konuları sizlerle bir kez daha paylaşacağız. Ve ondan sonra sessizce dağılacağız. Aklınızın bir kıyısında bulunsun. Yarın sabah namazında Ulu Cami'de buluşuyoruz. Müsait olan, arzu eden arkadaşlarımızla Ulu Cami'ye bekliyoruz. Ve ben mikrofonu Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza Muhammed Bey'e devrediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, çok kıymetli milletvekillerim, il başkanım ve inşallah tekrar hep birlikte Bursa'nın milli iradesiyle beraber seçeceğimiz ve hayırlara vesile olacağına inandığımız Ali Nur başkanım ve çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz bugün bu kutlu günde burayı şereflendirdiniz. Öncelikle en hasbi, en kalbi duygularımla hoş geldiniz diyorum. Konuşmayı kısa keseceğim ben. Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak bütün Bursa teşkilatlarıyla canla başla en hasbi duygularla Cumhur İttifakı'nı 17'de 17, bir de büyükşehir 18 yapmaya var mıyız? Bin yıllık Anadolu coğrafyasında varlığımızı binlerce yıl daha devam ettirmeye var mıyız? Diyorum ki zafer ülkü kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Uzaklarda dertleşenler, selam sizlere, gönülleri birleşenler, selam sizlere. O zaman biz de diyoruz ki mazluma karşı Rabia gibi,
zalime karşı bozkurt gibi. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de çok kıymetli AK Parti İl Başkanımız Davut Bey'e ben mikrofonu takdim ediyorum. Sayın Bakanım, çok kıymetli milletvekillerim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, Cumhur İttifakımızın değerli mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle AK belediyeciliğin AK yüzü olan bir Bursa'yız, Allah'a çok şükür. Biz 1994 senesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ve söylemiş olduğu bir ifade vardı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Ve Allah'ın izniyle tam 30 yıldan beri biz Türkiye'yi AK belediyeciliğiyle bir araya getirdik. Gönüllere dokunduk, gönüllerle beraber olduk, gönüllerle seferber olduk. Ve çok şükür milletimizin gönüllerine girmeye namzet olduk. İnşallah bundan sonraki sürede de biz bugün Cumhurbaşkanımızın söylediği ilkeler doğrultusunda milletimizin gönlüne girmek için kapı kapı dolaşarak hizmetlerimizi anlatacağız. Allah'a çok şükür alnımız ak, gönlümüz rahat çünkü hizmetten başka hiçbir şey yapmadık. Ve Allah'ın izniyle de bundan sonra hizmet etmek için yola revan olacağız. Biz sadece belediyecilik olarak görmüyoruz. Yapmış olan hizmetleri, milletimizden gelenleri yine milletimize kazandırmak için uğraşıyoruz. Ve onun için seferber oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de sadece bir belediyecilik hizmeti değil, bir vatana, millete hizmet aşkıyla Allah'ın izniyle çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Ali Nur Aktaş Başkanımızın dediği gibi hizmetlere devam edeceğiz. 484'ten fazla proje iddia etmiştik ve bunların %85'inden fazlasını yerine getirdik. Allah'ın izniyle bundan sonra bunun daha fazlasını yerine getirmek için hep beraber çalışacağız. Hep beraber çalışmaya var mıyız arkadaşlar? Durmak yok. Durmak yok. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah hep beraber gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz gibi yerel seçim süreci başladı. Eskiden Millet İttifakı'ydılar. 14-28 Mayıs'ta boyaları döküldü. Artık bir araya gelemiyorlar. Birbirlerine laflar söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim bu vatanın birliği ve beraberliğiyle rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkmayla bu zor coğrafyada bekamızı sağlamak için canımızı dişimize takmak gibi bir derdimiz var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket'in bilge lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli bir araya geldiler ve günlerce istişareler yaptılar. Parti üst kurullarımız istişareler yaptı ve bugün hepinizin bildiği gibi bazı illerimizin, büyük şehirlerimizin belediye başkan adayları açıklandı. Nasip olursa 15 Ocak tarihinde illerimizin tamamı bitecek ve nasip olursa da ay sonuna kadar bütün ilçelerin AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya ittifakla hareket edilen yerlerden tamamı açıklanmış olacak. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye'de hepinizin bildiği gibi 1392 tane belediye var. Ve biliyoruz ki bizim yaşadığımız şehir bu en önemli belediyelerden bir tanesi. Türkiye'nin 4. büyük şehri.
Her bir ilçemizin ayrı bir kıymeti var, değeri var. Az önce her iki il başkanımız da ifade ettiler. Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde birlik ve beraberlik çok önemli, çok kıymetli. Dolayısıyla da yapılan istişarelerle şahsımla alakalı belediye başkan adaylığına karar verildi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak. Bir kere bana bu emaneti teslim eden Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a ve tabii ki olurlarıyla bu sürece destek veren Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim. Eminim ki başka yakıştırdığınız arkadaşlar olabilir. Nihayetinde bir tane Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olacaktı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız sahnede de söyledi, özel toplantıda da söyledi. An itibariyle belediye başkan adaylarımız belli, el birliğiyle çalışacağız dedi. Ben biliyorum ki her bir kardeşimin gerek AK Parti'den, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'den, gerek başkan, gerek yönetici, gerek milletvekili düzeyinde sağ olsun bugün beni Milliyetçi Hareket Partili çok kıymetli başkanlarım, milletvekillerimiz de aradılar. Sağ olsun il başkanımız da, ilçe başkanlarımız da organizasyona geldiler. Hakeza çok kıymetli il başkanım da, milletvekillerim de, kıymetli bakanım da oradaydılar. Hep beraberdik. Bundan sonra da beraber olacağız. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, aday olarak, ben kardeşiniz olarak inşallah 31 Mart gününe kadar 83 gün boyunca en minimum uykuyla, en az dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın gönlerine hep birlikte çekeceğiz inşallah. Çoğu bitti, azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı diyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nedir Aktaş'a teşekkür ediyoruz.